Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mesnevi Nuriye 36. Arkadaş, uluhiyet, risalet, ahiret, kainat arasında hakikatta telazum vardır. Yani bunlardan birisinin vücut ve subutu, bunlardan birisinin ispatı, yani Allah'ın varlığı, peygamberin peygamber olduğunun delili, ahiretin ispatı, üçünden bir tanesi, bir de kainattaki mevcudat, dört, yani şu mevcut eşyadan bir tanesi ispat edilirse, hepsi bir bütün olduğu için hepsinde ispatı oluyor. Mesela diyelim ki bir insan, insan deyince hayat hatıra geliyor. Hayatsız insan, ruhsuz insan olur mu? Olmaz. Eğer peygamberleri ispat edilirse, mucizeleri vesaire, ahlakı, doğasından olmayacağına göre bir yerden yüklenmiş, programlanmış. Veya kainattan Allah ispat edilirse, ahiretin de delili olmuş oluyor. Onu anlatacak şimdi. Yani bunlardan birisinin vücut ve subutu, ötekisinin de vücut ve subutunu istizam eder. Ötekisini de ispat etmiş oluyor. Birisine iman, ötekisini de imanı icap ettirir. Şimdi misal veriyor. Mesela her bir kelimesi bir kitabı ve her bir harfi bir satırı içerisinde tutan bir kitabın, bak mesela her bir kelimesi bir kitabı ve her bir harfi bir satırı içerisinde tutan bir kitabı düşünün. Bak her bir kelimesinde bir kitap var. Böyle bir kitap düşünün. Her bir kelimesinde kitap konmuş. Her bir harfine bir satır konmuş. Böyle bir cami. Yani bir çekirdek düşün. Çekirdeğin içine ağacı koyacaksın. Harf ve yazı kullanmadan. Kullanılan teknolojiye bak. Çekirdeğin içerisinde kocaman ağacı yerleştireceksin. Harf kullanmayacaksın. A, B, C, Ç, Elif, B, T, S. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sayı da kullanmayacaksın. Sayı kullanmadan hesap yapacaksın. Çünkü ağaç bir hesaptır. Bir tasarımdır. Bir geometridir. Bir mühendislik harikasıdır. Harf kullanmadan, sayı kullanmadan hesap yapacaksın. Harf kullanmadan program yazacaksın. Şekil kullanmadan şekli koyacaksın. Koku kullanmadan çekirdeğin içine kokuyu koyacaksın. Varlık kullanmadan, yani atom kullanmadan programda varlığı kodlayacaksın. Normal bir teknoloji değil. Yani şu etrafımızdan baktığımız zaman kullanılan teknoloji, İnsanoğlunun kullandığı teknolojiye benzemiyor. Yani şu. Bu çok önemli. Bakın şuna gidecek. Seni bildiğim için söylüyorum. Bizim ilim ve teknolojimiz, bilgimiz, eşyanın kendisine bakıyor. Mesela tıp ilmi kaynağı vücuttur. Fiziğin kaynağı kainattır. Veterinerin olsun, biyolojinin olsun, ziraat mühendisinin kaynağı çiçektir. Bak ziraat ilminin kaynağı çiçektir. Fakat şunu bir kaçırıyoruz. Bizim ilmimiz son noktası çiçektir. Tıp ilminin son noktası insandır. Fakat insan yokken insanı yapmak için kullanılan ilim varlığın arkasında olduğu için insana ulaşamaz. Bir de söyleyeyim. O ilimlerle
ancak onlara kadar gidebiliyoruz. Tabii. Ama o olmadan önceki o ilme gidemeyiz. Çünkü varlık yokken, varlık yokken, vücut yokken ilim, o ilimle varlıkla bilinen ilim aynı değil. Bir daha söylüyorum. Varlık, bizim ilmimiz eşeğe dayanıyor. Araştırıyoruz, tanıklık yapıyoruz, şahitlik yapıyoruz, laboratuvara sokuyoruz. Biçiyoruz, tartıyoruz, topluyoruz, çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz bir ilim var. Onu tanımlıyoruz. Bizim ilmimizin kaynağı bu malumdur. İlim maluma tabi, bu beşeri bakıştan oluyor. Allah'ın ilmi böyle değil. Allah'ın ilmi, ilmi maluma tabi değildir. Beşerin ilmi maluma tabi. Yani tıp ilmi, insandaki ilim bedene bağlı. Şimdi bak, biz ne kadar araştırırsak araştıralım, insanın tıbbi yönünü, ilim yönünü dibine getiremeyiz. Değil mi? Getiremeyiz. 9 ayda imal edilen bir gözü 900 seneden beri araştırılıyor, sonu gelmiyor. Bizim ilmimizin kaynağı bedendir, tıbbın. Ama bu beden yokken, varlık yokken, varlığa çıkartacağım, varlığı yaratacağım denilen ilim, bu varlıktan sonra bilinen ilim değildir. Önceki de değildir değil mi abi? He? Önceki değildir demiştiniz. Yani bu değil. Yani mesela insanın hiçlikten yaratılmak, hiçlikten yaratma ilmiyle bizim cesede bakarak elde ettiğimiz ilim aynı değil. Aynı değil. Nedir peki Hasan abi? O lahutidir. Metafizik arkasıdır. Melekutiyettir yani. En basit de şöyle diyebilir miyiz abi? Mesela bizim ilmimizle, bizim oluşturduğumuz öğrenerekten ya da hani... Her neyse. O ilimle Allah-u Teala'nın ilmi o işte değil. Değil. Aynı değil. Kısaca yani. Yani varlıkta, varlığın araştırmasıyla ortaya çıkanla ilim, varlığı yaratma ilmi, birisi yaratma, birisi ifade etme. Farklıdır. Şimdi mesela her bir kelimesi dedi ki resim kullanmadan resmi koyacaksın çekirdeğe. Koku kullanmadan ağacın meyvesinin, çiçeğinin kokusunu çekirdeğe koyacaksın. Bu ilim yok beşerde daha. Yani öncesi yani. Yani bizim ilmimiz çekirdeğe kadardır. Çekirdeği yaratma, hiçlikten yaratma ilmi yok bizde. Biz ancak varlığı terkip ederiz. Yani toplarız, çıkartırız, ekleriz, deneriz. Varlığı çeşitli yöntemler kullanırız varlığa. Ama yokken sen de yoktun. Hiçbir şey yokken yokluktan bir şeyi ortaya çıkartmak ilmi bambaşka bir ilim. Şöyle de diyebilirim başka bir şey. Bu değil ama iyi anlamak için. Hapishanede bir dostumu ziyaret ettiğim zaman bir cini cemaatta tanınan bir kişiyi ona demiştim ki sende ilim sorunu yok. Sende ilim sorunu yok. Ayeti ezberlemişsin, hadisi ezberlemişsin, fıkıh ezberlemişsin. Sendeki sorun bu ilmi nasıl, kime, nasıl kullanacağımın ilmi yok. Bu ilim, bu diğer ilme benzemiyor. Bu ilmi siyaset deniliyor. İlmi siyaset şu anda particilik, partizanlık değil. Yani kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, üslup ilmi yani. Bakın bu fıkıhı, yani kısacası her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu her yerde demek doğru değildir. Ve hakkında değil. Bu ilimdir işte. Hani bilginin getirmiş olduğu ilim değil. Bilgiyi kullanmak ilmi, ilmin üstündedir. Evet.
teori, bilgiden üstündür yani. Teori, praksis... Gibi yani diyebiliriz. Yani ilimden üstündür, ilmi nasıl kullanacağım? Eğer onu kullanma yöntemini ve ilmine sahip değilsen, o ilim şerre hizmet eder. Yanlışa hizmet eder. Bir harfi bir satır içerisinde tutan bir kitabın katipsiz vücudu mümkün değildir. Öyle düşünün ki ben şimdi çekirdekten çıkan bir hücreden çıkan insan, spermadan çıkan insan hakkında insanın üzerine kütüphaneler kuruyorum. İnsan üzerine kütüphaneler kuruyorum. Dahiliye, ortopedi, karaciğer, böbrek. Şimdi bunun alt veri tabanı bir yazılım, bir hücre. Şimdi bu hücreye, bu hücrenin yani kromozona bizim bildiğimiz bir yöntemle bu bilgi yüklenmemiş. Ya, bizim bildiğimiz yöntem. İşte o ilim işin melekütiye tarafıdır. O kendisini ifade ediyor burada. Şimdi baktığımız zaman şu mevcudata renkler var. Uyumlu bir renk. Gözü çizmiyor. Yani portakalla portakal yaprağı arasında bir aman göstermeye midem bulandı ya. Böyle bir şey yok. Veya bir muzla hurma. İnsan arasında bir telazum var. Yani bir lazım kılma, birbirini çekim var. Böyle baktığımız zaman doğaya hiç kimse bu şu bahçedeki çimi aman nefret ettim ya demez. Ama halıyı sevmeyebilir, uymadı diyebilir. Herkese göre değişik. Ama vallahi ben bu şu çimi uyduramadım ya bu tarlaya diyemez. Ha? Diyemez yani böyle değil. Peki düşünün sen var olanı var olandan bakarak elde ediyorsun. Bunu ortaya çıkaran zatı düşün. O zaman sen bu gözle bu mevcudattan istifade ediyorsun. Bu mevcudattan istifade ediyorsun ve hoşuna gidiyor. Bu mevcudatı boyayan kör olabilir mi? Mesela gözle bu bahçeye, tarlaya bakıyorsun. Aman ya Rabbi şu manzaraya bak diyorsun. Bu manzarayı gözle temaşa edip zevk alıyoruz. Bu, çıkıyorsun diyorsun ki şu ben gördüğüm şu harika manzarayı boyayan kördür. Kör olması lazım. Bana hayatı veren hayatsız olması lazım. Hayatsız olabilir. Bana ilim veren kendisi cahil olması lazım. Bana beni yapan, vücut veren kendisi yok olması lazım. Böyle bir tuhaflık olur mu? Çok acayip olmaz mı? Çok tuhaf. İşte o zaman bu mevcudattan Allah'ı inkar edebiliyorsa Kur'an'ı inkar etme hakkına sahip belki olabilir. İşaret-i Caz'dan söyledim. Şöyle diyor İşaret-i Caz'da. Diyor ki bu mevcudatı görüp bu mevcudattan sanatkarını inkar edenin Kur'an'da ilim vardır. Realite yoktur. Tutunan bir eşya, portakal elma yoktur Kur'an böyle. Ama burada tutuyorsun öyle. Dokunuyorsun. Sen bu sanattan sanatkar inkar ediyorsan Kur'an ilmidir. O ilim mecmuasından sanini inkar etmek gayet normaldir. Çünkü mevcudattan sanatkar inkar eden, mevcudattan alimi, bu mevcudatı yapan alim değildir diyebiliyorsan Kur'an'ı yazan alim değildir diyebilirsin. Çünkü Kur'an realite değil. İlmidir. Ama mevcudat realitedir. Gerçektir. O gerçek değil mi? Gerçektir ama bu mertebesi farklı. Yani tutulur, gözükür bir şeydir. Mesela adam Kur'an'ı elmaya bakıyor. Kendisi kimyacıdır. Sen ki kimyacısın. Hep senin üzerine dönüyorum. Yani bir laboratuvar alemini düşün. Tahlilleri yapılması. Çok özür dilerim. İnsan büyük abdesti, idrarı, kanı tahlile gidiyor. İnsanı taşıyor. İçini dışarıya taşıyor. Doktor diyor ki tahlilini şeyine bakayım da içindeki hastalığını söyleyeceğim. Senin büyük abdestin seni dışarıya taşıyor. Elma da sanatkarını bize taşıyor.
Şimdi laboratuvarcı olacaksın. Gübreden, toprağı, güneşi alacaksın, elma yapacaksın. Karabiberini, kimyonunu. Buradan, bu elmadan kimyacı inkar edebiliyorsan, Kur'an'ı yazan da alim değildir diyebilirsin. Çünkü bu realiteyi inkar edecek kadar akılsız bir ahmak, Kur'an'ı yazan alimdir dese gayet normaldir der. Çok tuhaf yani. Bunu diyebiliyorsa. Ona da akıl lazım. Yani demek için. Demek için. Abi, mesela bunu Peygamber Efendimiz'e Resulullah'a şeylersek, mucizesini inkar eden, risaletinle hayali inkar aferin. Eder diye. Tabii mesela ya, bunu inkar edenler böyle bir şey olmadı demiyor. Böyle bir şey oldu diyor. Ama sihirdir diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi, mucizelerin en, içinin en büyük mucize Kur'an'dır. Şimdi bir insan, bir fizikçi kalkıp fiziğe ait bir kitabını çocuklara okuturamaz. Çocuklar ezberleyemez. Hastalara okuyup rahatlatamaz. Sekiratta ölüm anında olan bir insana fizik kitabı, coğrafya kitabı, matematik kitabını okutarak of be ruhum rahatladı diyemez. Ya da müzik dinletirip gıdasını vermesi için. Olmaz yani. Yani bir insan çıkıp da her fenin ana üktesini, ana çekirdeğini, ana programını bir kitaba derc edemez. Fizikçi belki yapabilir. Bak şöyle diyeyim. Adam bir yer çekimini bulmuş. Meşhur olmuş. Adam demiş ki E eşittir MC kare bu kadar. Madde eşittir. Yoğunlaşmış enerjidir. Meşhur olmuş. Donmuş enerjidir. Yani şu madde dediğimiz donmuş enerjidir. Dünyanın dahisi olmuş Einstein. Allah Resulü diyor ki bütün alemler donmuş insan olmuş. Bunu bulana hayret etmiyoruz yani. Yer çekimini bulana hayret ediyoruz, meşhur oluyor. Hayatında bir tek belki de doğrudur veya en ilginç bir şey söylemiş. Ama Allah Resulü diyor ki nasıl ki yer çekimi bak bu düşüyor. Bu düştüğüne göre yer çekimi var dedi adam, meşhur oldu. Ama Allah Resulü diyor ki ruhunuz bir yere doğru çekiliyor. O zaman bu çekildiğiniz yer vardır. Bu çekildiğiniz yer vardır. Yani nereye doğru çekiliyorsunuz? Bende bir beka var. Demek ki bekaya doğru çekildiğinize göre baki denen bir şey var. Yer çekimi bulana hayret ediyoruz. İnsanın ruhunu çeken o alemleri, ahiretleri söyleyen insan, yani onu keşfeden insana hayret etmiyoruz. Tuhaf değil mi? Çok garip. Çok garip. Bu maddeye diyor ki eşittir MC kare. Vay be ne adam ya. Yüzünün dahisi. Birisi var diyor ki 18 bin alem buraya cem edilmiş. 18 bin alem ispat da yapıyor. Bak bakalım bedensel dışında bütün alemleri hem de eşittir MC kare ehline söylemiş. Bir kadına, bir çocuk, ev hanımına bunu anlatamazsın. Babaanneme bunu anlatamazsın. Ama 18 bin alem hissi boyutu var, fikri boyutu var, hal boyutu var, latife boyutu var, vicdani boyutu var. Tamam mı? Sen ahirette hesap vereceksiniz diyor. Nereden biliyoruz ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Dünyada onun küçük bir kuruluşu var diyor. Nedir o? Vicdan. Yani hep alametler. Söylediğinin karşılığını sana söylüyor. Bunu da kadın da çocuk da şahit olabiliyor. Böyle bir buluş bulmuş. Bulmuş. Kendisiyle öteleri ispat etmiş. İnsan öteleri aşmış. Öteleri dözer gibi yarmış. Öteleri geçmiş. Ve fiilen de yaşayanlar keşif ve kerametle varmış. Kimileri ilimle varmış. Bunu bulana hayret etmiyoruz. Salih. Kainat kitabı da Nakkaş Ezeli'nin vücubu vücuduna bağlıdır. Yani bir de onu demeden geçemeyeceğim. Bir insanın böyle bir kitaba muvaffak olması mümkün değil. Kur'an gibi. Niçin mümkün değil? Bir konuda insan ihtisası olur. Sosyolojide olur. Psikolojide olur. Fizikte olur.
anatomide olur, fizikte, kimyada olur, laboratuvarda olur, biyolojide olur, astronomide olur. Ya adam şunu bulmuş ya, kainat genişliyor diyor. Hubble teleskopu muydu? Adam, he? Hubble. De, biz öyle telaffuz ediyoruz, Hubble değil mi? Hubble teleskopuyla şey bulmuş, mevcudat genişliyor. Ya bunu diyor ki, biz Kur'an'da diyor ki kainatı genişlendiriyoruz. Hangi teleskopla bulduğunu ben de anlamadım yani. Şimdi sen diyebilir misin ki Mekke'de iki vadi arasında Hubble teleskopunu kurmuş Hazreti Muhammed bunu diyemez. Diyemez. Bir insan o tarihte bunu diyemez. İnsansa diyemez. Normal bir insansa diyemez. Diyememesi lazım. Hubble teleskopu yok ki. Nasıl diyorsun? Demek ki başka bir teleskopunu çıkarmış. Biz o zaman denilecek bir şey mi? Siz diyor kainatı donuk zannediyorsun. Oysa biz onu genişlendiriyoruz. Mesela bir balın düşünün, orta şişmiş. Kalemle, renkli kalemle tak 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 boya. Şişir. Aynı ebatta genişler o noktalar değil mi? Bunun gibi anlatıyor Kur'an. Bu böyle bir şey olur mu? Yani bir tane bile olsa ya. Bir tanenin o tarihte insanoğlunun varamayacağı, diyemeyeceği bir şey dese onun harika olduğunu göstermez mi? Bir tane ya. Bir tane. Mesela diyor, bir kafir diyor, şuna benzer diyor, yukarıya çıktıkça diyor, boğazı sıkılırcasına bir hale gelen bir insan düşünün diyor. Boğaz harfi kullanıyor. Diyor. Yani yukarıya çıkan insan boğazı ne için sıkılır? Oksijen azaldığı için. Bir kafir anlatırken aynı böyle anlatıyor. Oksijensiz kalan bir insan. Yukarıya çıktıkça boğazı sıkılırcasına gelen bir insan gibi diyor. Mesela Kur'an baştan başa şey dolu yani. Yani bir insan normal insanlardan farklı bir şey söylüyorsa bir şey söylüyor. Ya komple Galileo, Newton, Einstein bir şey söylüyor. Veya iki tane bir şey söylüyor. Yani insan üstü bir özelliğine sahip. Bunun ama bir sürü de yalanları var. Bir sürü tutmayan teorileri var. Ama bunun hayatında hiç yalan yok. Tutmayan teorisi yok. Hepsi ya. O zaman ne olması lazım? Onun kadarı kalmamış yani. Onun kadar tanınmıyor mesela Einstein kadar. Einstein'a eşittir mc kareye inanan gibi 18 bin alem burada cem olmuştur diyenler oranla çok düşük. Metafizik var diyor. O Cern'deki hadisenin ana teması şuydu. Ben bu eşim olduğu için düşmanımı dostumu da tanıyorum yani neyi kastediyorlar. Cern'de yapılmak istenen fiziksel bir tespit kainatın başını bulmaktan yana sıra o ikinci derecedeydi. Birincisi şuydu. Dini bitireceğiz. Bütün bilim adamlar ittifakla din bitecekti. Dinler. Ne diyeceklerdi? Bak şimdi din ahiret diyorsunuz. Allah diyorsunuz. Bu varlıktan başka bir şey var mı? Yok. Siz diyorsunuz bu kainatın arkasında böyle bir şey var. Biz de atom altına ineceğiz. Bu varlığın arkasında başka bir varlık var mı? Niyetleri buydu. Atom altına ineceğiz. Yani madde arkası. Atom altı yani. Bir baktılar indiler ki hani biz lisede okurken atom maddenin bölünebilir en küçük parçası. Öyle okuduk ya. Evet. Eski kitapların öyleydi. Şimdi atom altı, atomun altı atom üstünden daha karmaşık, daha külli, daha umman, daha hakiki, daha latif, daha geniş. Mekansız mekan, zamansız zaman. Zaman yok, bizim bildiğimiz zaman yok orada. Kendileri diyor, Higgs şeyi var diyor. Ozon. Ozonu mu diyor? Ha, tanrı parçacığı. Tanrı parçacığı diyor, tanrı parçacığı. Higgs bozon. Tanrı parçacığı. Niye dediler? Üstad diyor ki, oraya bir indiler atom altına. Baktılar ki bu kadar karmaşık bir alem nasıl kendisini atom üstü olarak, atom olarak gösteriyor? Ben görününüm. İçimdeki bir sürü şeyler var. Size takdim ediyor. Aynı bunun gibi atom altı alemler atom olarak kendisini ifade ediyor. Ha? Yani bu kadar karmaşık tayflar, dalga boyları, bir sürü geçişler. Hani bir tuhaf yani böyle. Şeye benzetiyorum kutuplardaki 6 ay gündüz 6 ay gece olan şeyini görmüştüm videosunda.
Güneş dönerken oradaki ışıkların kırılmasını gördüm. Aman ya Rabbi. Seyrettim onu. Bir buna kırılıyor, bir dalga eğiliyor, eğiliyor, kalkıyor, renkten renge, halden halde, şekilden şekile. Yani çok ilginç. Aynı belki 70 bin, 18 bin onun daha ilerisi düşün. Kendisi böylesin. İşte bu kırılmaları denge getiriyor. Şu atom altı kendisini atom üstü olarak gösteriyor. Hocam o zaman o atom altında olan zerrecilik, zerreciler mi diyeyim artık ne diyeyim? Onların da kendine göre bir alemi var. Alem işte bunlar. Alemin içinde alem, alemin içinde alem. İşte olur, şey gibi. Gidiyor. Aynı gidiyor. Buz ama su. Yani suyu buzun haricine bir yerde koymuyorsun. Burası su, buz. Burası su değil. Aynı yerde. H2O aynı yerde. Enerji aynı yerde. Enerji aynı yerde. Esir aynı yerde. Maddi hayat aynı yerde. Aynı hayat aynı yerde. Akıl cevir aynı yerde. Ruh cevir aynı yerde. Esma aynı yerde yani. Hepsi aynı yerde. Aralarında nihayetsiz fark var. Odun içinde dumanla nur aynı yerde. Oysa ikisi zıt. Odun kesiftir. Bir yerdedir. Kilosu var. Ama içerisindeki enerjinin kalori her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Yeri yoktur. Yani bir hakikat düşünün ki enerji, kalori diyoruz. Odun içindeki enerji her yerde olma özelliğine sahip ki hakikatisi budur. Gidip onu odun yapacaksın. Bir yere koyacaksın. Normal bir teknoloji mi? Yanan bir odunu tekrar bir teknolojiyle odun yapabilir misiniz? Nasıl yapmış yani? Sen güneşi alacaksın, odun yapacaksın. Oysa odunun en büyük düşmanı güneştir. Odunun içerisine odunun en büyük düşmanı olan ateşi koyacaksın. Ya bir tuhaf ya kullanılan teknoloji. Odunun içerisine dumanı nasıl koyacaksın? O duman örter, kapatır. Ama içindeki nur açar, zıt. Yani ışık. İki zıt aynı yere koyacaksın, kapatmayacaksın. İnsan da böyle, bedeni de böyle. Yani bedenin, odun içerisine dumanı hangi ilim ve teknolojiyle koymuşsa, bedenin içerisinde de nefsi öyle koymuş. Aynı ilimle koymuş. Odunun içerisine hangi ilim ve teknolojiyle nuru koymuşsa, bedenin içerisinde ruhu öyle koymuş. Nasıl kullanmış, nasıl bir teknoloji kullanmış, hayret ediyorum Allah'a yani. Hakikaten Allah yani. İşte bir tanesi ispat edilirse, diğerini otomatik olarak aktifliyor. Yani çünkü bir bütündür. Hayat denilince hissiyatlar da var, duygular da var yani gibi. Yani Allah'ın ispatı, ahiretin veya peygamberin veya mevcudattan Allah'ın ispatı gösterilirse, o zaman ahiretin ispatı da otomatik olarak çıkıyor. Çünkü niye? Bu kadar masraf ahiretsiz olamaz. Yani düşün. Yalçın. 7 milyar insan var değil mi şu anda? 7 milyar. Geçmişinden bahsetmiyoruz dünyanın. Gelecekten de bahsetmiyoruz. 7 milyar insanın aklını yapan aklı evvel ve aklı kül. Bu kadar masraf etmiş. 7 milyar insan aklını yapan ilmi evvel, ilmi muhit. Bu insanların akıllarını toprağa gömük, gömerek, israf ederek akılsızlık yapar mı? Böyle bir akıl. Böyle bir akıl akılsızlık yapmaz. Mümkün mü ya? O zaman ilim cehalete hizmet etmiş olur. Varlık yokluğa, göz köre, efendim hayat, mefte hizmet etmiş olur. Yani her şey zıttına hizmet etmesi lazım. Şu gördüğünüz renk, renksizliğe, hayat ölüme hizmet edecek, varlık hiçliğe, ilim cehalete hizmet edecek. Böyle bir şey olur mu? Yani ben düşün, benim aklımı yapan zat en azından benim aklım kadar haşa aklı olması lazım. Akılsızlık da yapmaması lazım. 7 milyar insanın aklını yapan zatın aklı en az 7 milyar insanın aklının toplamı kadardır. En az. 7 milyar insanın aklını yapmış. O zaman onun aklı, haşa kıyas için söylüyorum. En az 7 milyar insanın aklı kadar aklı vardır. 7 milyar insanın aklını toplayın. Böyle bir akıl, akılsızlık yapar mı? İsraf yapar mı? İnsanları kabre koyup diriltmemek üzere koymak akılsızlık olur.
Niye? İsraf oldu. Madem yok edecektin, niye bu kadar masraf ettin? Olur yani. Kainat kitabı da nakkaş ezelinin vücubu vücuduna bağlıdır. Şimdi düşünün. Sanatkar nerededir? Buzun neresinde su varsa şu mevcudatın da orasında esma öyle vardır. Buzun neresindedir su? Şöyle düşünün İbrahim. Amin. Buzdan suyu çıkarın. Ne olur? Buzdan suyu çıkarın. Hiçbir şey olmaz. Bitti her şey. Ha, şu elmadan, yapraktan esma yüstayı çıkarın, öyle olur. Hiç. Ya. Peki, suya, buza su nasılsa, esma böyledir. O zaman şu mevcudat donmuş esmadır. Einstein demiş ya, donmuş enerjidir. Enerji esma demektir, kuvvet demektir. Kuva. Osmanlıcası kuva, Arapçası kuvvet demek. Kuvvet yani. İşte Allah neresinde? Buzun, Allah mevcudatı neresinde deniliyor? Buzun neresinde suysa Allah'ın esması da eşya orasındadır. Odunun neresindeyse nur, esma da mevcudatı öyledir. Yani esmanın en kesif zuhur tecellisi, dişe vuruşu, mertebe. Sarhoş olmayanlar ancak nakkaş ezeli iman etmekte kitab-ı kainata şahit olabilirler. Yani sarhoş olmamak şartıyla, hani Allah'ı inkar edebilirsin. Bak haşa ama şu mevcudatın arkasında goddur, gattır, tanrıdır, Allah, bir şey demen lazım. Yani bunu kendisiyle izah edemezsin. Çünkü niye? Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı çok derim. Bu mevcudat yapılırken bu mevcudat kullanılmadı. Benim hayat yapılırken benim hayatım kullanılmadı. Benim gözüm yapılırken benim gözümle bakılmadı buraya. Yani göz yapmak için düzelteceksin ha? Yapacaksın ya. O zaman bu mevcudat yapılırken bu mevcudat kullanılmadı. Bunu demen için, evet demen için Müslüman olmana gerek yok. Mantıklı olman yetiyor. Yani insan olman yetiyor ya. Şöyle mesela. Benim bu aklım yapılırken bu akıl kullanılmadı. Doğru mu yanlış mı? Doğru diyen Müslüman, yanlış diyen kafir. Hayır. Doğru diyen insandır. İster Müslüman ister kafir. Fark etmez. Burada iman değil bu. Bu garizi bir mantıktır. Doğuştaki bir mantıktır. Benim aklım yapılırken benim aklım kullanılmadı. Benim aklım yapılmadan önce o akıl olması lazım ki benim aklımı yapsın. Göz de öyledir, hayat da öyledir. Benim hayatım yapılırken benim hayatım kullanılmadı. O zaman bir şey hem yapılmış hem yapan olamaz. Olur mu bir şey? Hem yapılan benim, yapan da benim. Kendi kendine bu demektir. Kendi kendine oluyor. Ateistler onu kullanıyor. Deterministler yani felsefe tabiriyle. Kendi kendine oluyor. Kendi kendine olması demek, yapılan benim, yapan da benim. Olmayan ben beni yapmışım. Bu kadar mantıksız iş. Bu masa yokken, bu masayı bu masa yaptı. Ula bu yoktu, ne yapacak yani? Kim yapacak? Olmayan beni yapmışım. O zaman bir çeşit insan olurdu. Evet, bir çeşit olurdu. Aynen öyle. Yani bir çeşit insan olur, çeşit insan olmazdı. Ama gördün mü? Çocuk kafası çalıştı yani. Tek olurdu hakikaten. Onu kime yaptım? Ne yaptı biliyor musun? Eyvallah yaptı ya. Eyvallah. Şeye gittim. Başka bir şey anlatmak için. O eyvallah bana hatırlattı. Eyvallah abi dedi ya. Urfa'daki mi? Yok. Cerrahpaşa psikiyatrist bölümüne gittim de. Orada mazgalın içindeler böyle. Dediler ki bana. Ya dedi madem hocasın. Ya dedi girme dedi. Yok dedim içeri gireceğim. İçeri gireyim ben onlara sohbet edeceğim. Şeylik yapmışlar böyle. Mazgalda. Dedi ki ya kardeşim onu aç dedim korkma ya gireceğiz. İçeride olta atıyorlar. Ya. Leylim. Gittim dedim ki eyvallah bak şimdi. Girdim içeriye hepsi durdu. Hiç kimse girmeyen korkan.
Meğer değer verdim ya onlara. Onlar için acayip oldu. Bize gir, doktor bile gelmiyor. Ondan sonra bir hemşire geleceği zaman görevli geliyor, onu tutuyorlar, iğne yapıyor vesaire. Adam geldi, bize değer verdi ya, hiç kimse sizde yok yani. Böyle bir şey böyle, öyle bir aptal şapşal bakıyor ki, ama güven ve sevgi veriyor bana. Ben böyle sevgi verdiğimi de bilmiyordum onlara. Böyle, dedim ki, selamun aleyküm arkadaşlar dedim. Bir tanesi şöyle yaptı, eyvallah. diye bir çoğusu. Aleyküm selam dediler. İnanın o bulundukları yerde herkes çöktü dizinin üzerine. İstisnasız yok. Hepsi. Dedim arkadaşlar buraya gelin. Oturdum yere. Hepsi tak. Bir tanesi bana Yasin oku dedi. Bir tanesi bilmem ne yap dedi. Dedim bak size başka bir şey okuyacağım dedi. Akıl nedir? İnsan kimdir? Sen kimsin? Hep itilmiş kakılmış. Senden bir şey olmaz, adam olmaz, bilmem ne. Hep itilmiş kakılmış. Özgüvenlerini verirsen, iğnesini basarsan, özgüven iğnesi, adam zirvede. Sen kimsin biliyor musunuz dedi. Kimim dedi ben. Anlatacağım şimdi. Doğru yukarıda. Yani neyse devam edeyim. Eyvallah. Ve keza pek çok sanat harikalarına ve nakış ve zinnetlerin garaibine ve müştemil olan bir binanın bani ve sanısız vücudu mümkün olmadığı gibi. Yani bir de bir tuhaf, bir şey yapmak için o şeyi yapmak yetmiyor. Bir bütünlüğün içinde bir resim olduğu için, bir parça olduğu için bir şeye sahip olabilmek, yapabilmek için bütünü yapmaya bağlı. Mesela bakın, gözü yapmayı mı yetmiyor? Gözü yapmak için. Güneşi de bileceksin. Hangi ortamda bu çalışacak? Şartlarda hangi veri tabanları çalışacak? Şu gözü nereye göre ayarlıyorsun? Güneşi bilmeyen gözü yapamaz. Karaciğeri, böbreği, dalağı bilmeyen gözü yapamaz. Bedeni de bileceksin. Nimetleri bilmeyen gözü yapamaz. Oksijenini bilmeyen yapamaz. Suyu bilmeyen bunu yapamaz. O bu saydığım mevcudata hakim olamayan bir atomu bir yere çakamaz. Yani bir şeyin ilmi yetmiyor. Bir şeyi yapmak için bütünle olduğu için bütüne hakim olmakla mümkün. Bir şey her şeysiz olmuyor. Yani bir fabrikayı yapmak için bazı yerlerden her taraftan bir şeyler alman lazım ki ne o fabrikayı oluşturabilir. Yani o basit şey ama mesela bir elma yapmak için, elmayı yapmak için güneşi bilmen lazım. Güneş fabrikasını bilmen lazım. Ondaki enerji boyutu güneşte şey elmada nasıl çalışacak? Elma yapmak için havayı bilmek lazım. Elma yapmak için insanı bilmek lazım. Elma yapmak için gözü bilmek lazım, dili bilmek lazım, burnu bilmek lazım, karaciğeri bilmek lazım, 100 trilyon hücreyi bilmek lazım. Hakim olman lazım. Yağmurun yağdırılmasına hakim olman lazım, buluta hakim olman lazım. Ya uçak yapmak yetmiyor. Hava şartlarına da hakim olman lazım, havayı da bilmen lazım. Rüzgar akıntını vesaire gibi onları bilmen lazım. Bu alemin vücudu da saniyin vücuduna tabidir. Yani şu aleme baktığımız zaman birbirisine sani olacak, sanatkar olacak, halik olacak bir sıfatta, efsafta kimse yok. Mesela diyelim ki bu bahçedeki elmayı. Kim yapabilir? Güneş yapamaz. Güneş kullanılmış. Bu elma yapılırken güneş kullanılmış. Ama güneş olamaz elmanın sahibi. Çünkü elma canlıdır. Güneş cansızdır. Elmada renk vardır. Körün işi değildir boya atan. Oto kaportacısı düşünün. Böyle bir kaportacı rastladınız mı? Sopayla geliyor, değnekle ama oto kaportaya tabancayla boya atıyor. Böyle bir adama arabanı teslim eder misin? Ya kardeşim bir boya atsana şuna ya. Ulan şu manzaraya bak diyor, sopayla sana gösteriyor. Şu arabanı der misin ya? O zaman elmadaki, portakaldaki rengi atan, ben Müslüman olduğu için demiyorum bunu, he demek zorunda. Boya yatan kör olmaması lazım. O zaman elma yapan güneş değildir. İn aşağıya, hava da değildir. Ha, o zaman bir eşyanın sanini yani ustasını diğer bir eşyaya nispet ettiğimiz zaman garabet çıkıyor, olmuyor. Yani olmuyor. Birbirini yapmış, tekerlemiş olmuyor. Mesela benim aklımı yapan kainata bir kaynak göstereceksin. Akılsız olmaması lazım, her şey akılsız. Su akılsız. Kimse demez mi akıllı? Armut akılsız. Sığır akılsız. Ot akılsız.
benim aklımın kaynağı şimdi ot olur mu? Ot olman lazım ya. O zaman eşya birbirlerini icat edemez, ancak birbirlerinin yaratılmasında vasıta olurlar. Mesela güneş elmada kullanılabilir. Havada kullanılıyor. Ama onun tasarımı, mimarlığı, gayesi, hedefi başkasıdır. Çünkü elma bir yere hitap ediyor. Bir hedefi var. Çünkü elma yapan bizi tanıması lazım. Bize merhamet etmesi lazım. Bize muhabbet etmesi lazım. Elma muhabbetin göstergesidir. Elmanın hedefi insansa insanı tanıması lazım. Şefkat etmesi lazım. Onun için Cenab-ı Hak ayette diyor ki bu mana için فَلْيَنْزُرُ الْاِنْسَانِ اِلَا تَعَم۪ي İnsan yediğine bakmıyor. Biz ona diyor nimetleri nerelerden gönderiyoruz? Peki Allah'a devrediş yap. O nimetler sana niye gelsin ki? Seni tanımıyor ki. Seni tanımıyor. Tanımayan bir şey senin ihtiyacına nasıl cevap verir ya? Ben misal veriyorum da o böyle bir misal da değil yani basit bir şey. Şimdi desem ki size arkadaşlar Almanya'dan dünya turuna çıkarken birisi var hediye götürün desem. Ne dersin Murat? Almanya'dan tatile çıkarken nereye tatil? İlle Türkiye değil. Tatil yönü belli değil. Almanya'dan tatile giderken hangi devletlerisi belli değil. Birisi var, ona hediye götürün. Dersin ki, abi hangi devlet? Birisi, kadın mı bu? Erkek mi, çocuk mu, hasta mı? Demez misin? Nurcu. He? Nurcu mu? Değil, sorarsın değil mi? Şimdi o zaman sen tanımadığını memnun etmek adına ne götürürsün? Tanımadığın birisi. Kadın mı erkek? Ha, aynı bunun gibi de bu mevcudat bize hitap ediyorsa bu mevcudatın arkasında bizi tanıyan birisi olması lazım. Çünkü eşya bizi tanımıyor. Bir tane gerizekalı çıkıp da diyebilir mi ki ağaç bizi tanıyor. Güneş bizi tanıyor. Deniz de bizi tanıyor. Onun için balık yapıyor. Bir tane çıkabilir mi ya böyle? Olabilir belki. Ha o zaman bu mevcudat madem tanımıyor bizi. Bize merhameti yok, muhabbeti yok. Ama bu mevcudat bize hitap ediyor, bize çalışıyor. Madenlerinden, toprağın altındaki madenden, semadaki yıldızlara kadar değil mi? Ondan sonra güneşe kadar bizi tanıyor. Yani çünkü fiil bu. O zaman bu eşya bizi tanımıyor ama bize hitap ediyor. O zaman bunun arkasında bir el var. Atom altı gibi. Artık atom altına inilmesi Allah'ı anlamak o kadar kolaylaştı ki. Atom meğer vitrinmiş. Yani buz, buz altı, su yani. Atom altı böyle gibi işte. Atom altı aynı bunun gibi misal verilmiş. Buzun altı su. Suyun altı H2O. Onun altı enerji. Onun altı esir. Böyle gitti yani. Altı derken katman değil ha. Yani buzun altı su deyince alt tarafı değil. İçerisi ya. Yani içerisi de değil. Buzun içerisi desen dişin olacak. İçi de değil. Mekan aynı mekan aslında. Aynı şey. Aynı şey. Nasıl olacaksa içi, dişi. Yani su, buzun ne içindedir ne dışındadır. Her şey acayip bir şey. İşte Allah da böyle eşeğe. Allahu vel evvelu, ahiru, zahiru, batını. Allah nuru semavat vel ard. Allah sema ve arzı nurudur. Yani su, buzun nurudur gibi. Su, buzun nurudur. Enerji buzun nurudur desek. Ha? Yani ilim terakki ettikçe tevhid daha açığa çıkıyor. Yani eşyayı tanımladıkça, yani eşya mucizeleştikçe alemimizde sanatkar harikalaşıyor. O harikayı görüp de iman etmeyen? O kadar, onun zıttı kadar basit olduğunu gösteriyor. Yani eşya alemimizde mühteşemleştikçe, harika oldukça sanatkarı tanımlama özelliğimiz değişiyor. Sanatkarın vasıf ve sıfatları değişiyor. Eskide mesela bir elmayı kim yaptı? Allah yaptı. Şimdi atom altına ince ya hakikaten bu kadar karmaşık. Nasıl yapar ya? Elma ile mi uğraşmıyor ki şimdi adam? Atomla da uğraşmıyor. Atom altına indi şimdi. Ne tuhaf ya.
Daha yeni mi indiler hocam yoksa? Yeni yeni. Yani atom altına iddia ediliyordu. Teori ve ilim vardı. Yani inilseydi atom parçalanıyordu. Nükleer reaksiyonlara iniliyordu. Ama atom altı bu şekilde bir veri ve ilmi bir zemine taşımak, umumileştirmek yeni ya. Atom parçası, kuantum ya. Einstein demiş ya sana bunu. Yani hayatıma çözemediğim tek şey kuantum demiş. Şimdi ne yapamadım? Çözemediğim. Kuantum. Kuantum. Atom altı. Tabii o zaman o teknoloji yoktu ama çözemediği evet. Şeymiş. Çok acayip. Yani atom altına inmek ne demek biliyor musunuz? Ahiret artık bedahat derecesine geldi. Atom altı, atom üstünden daha harika ise atomla yapılan şu dünya, bu dünyanın altı denilen şey bu dünyadan harika. Tamam dinde öyle diyor zaten. Berzah alemi, ahiret alemi bu dünyadan çok daha harika. Aynı. Ne oldu şimdi? Her şey tesadüf diyenler aslında abi Einstein hatta şey diyor. Hani bu kuantum biraz uğraştıkça Tanrı zaratmaz diyor. Yani tesadüf evet. Bir şey yok diyor. Çünkü tesadüf hedef yoktur. Hep isabet eden tesadüf olamaz. Çünkü tesadüfte hedef yoktur. Tesadüfte merhamet yoktur. Tesadüfte kast yoktur. Tesadüfte gaye yoktur. Ama mevcudatın hedefi, kastı insan. İthap ediyor bir yere. Bir gaye takip ediyor. Yani akıllı roket gibi. Hedefini gidip eğiliyor, büyülüyor, iniyor, çıkıyor, buluyor, vuruyor. Hiç kimse akıllı rokete, füzeye akılsız yaptı demez. Nasıl oldu biliyor musun o roket? Nasıl oldu? Tesadüfen şöyle oldu. Şu dağda deprem oldu, eğildi, dağ sağlandı, alt oldu, üst oldu, bakırlar çıktı, demirler bilmem ne oldu, barut oldu, şu oldu, rüzgar esti, kar çarptı, fırtına oldu, ilkbahar, sonbahar, topraktan çıkan elementlerle füze oldu. Ondan sonra fışkırttı, bir yeri vurdu. Abi okul zamanında da bize bu ilk çağ, orta çağ falan onları anlatıyorlardı. İnsanlar et pişirmeyi bilmiyormuştu, ateşi yakmışlar, tesadüfen et düşmüş. Düşünce et kızarmış orada, onun tadına bakıyorlar, sonra anlıyorlar ki ha kızarmış et daha lezzetli. Yani çok, diye. Ne kadar bir şey. Oysa... Abi biz de diyoruz, tevekkül etti demiyor muyuz hocam öyle? O değil, bu başka. Oysa... وَعَلَّمَ آدَمَ اسْمَاءَ كُلَّهَا Biz mevcudatı tanımlamayı, mevcudatın hakikatini Adem'e öğrettik diyor. Taş diye falan öyle bir şey yok. Bunlar hikaye. Çünkü beşer ilk önce peygamberle medenilikle başlamış. Taş diye öyle bir şey yok. Uydurmadır. Onu diyen kafası taş. Dalalet sarhoşluğuyla sarhoş olmayanlar onu bunsuz tasdik edemezler. Yani mesela gözün lazım olan bir eşyaya ki bir kaportaya ki elmandaki boya arabanın kaportasına da benzemez. Çünkü arabanın kaportasındaki boya cansızdır. Elmadaki boya canlıdır. Yani bak yiyoruz. Ama hiç kimse arabanın boyasını yemez. Canlıdır. Aynı zamanda boya arabanın boyası arabanın kimliği değildir. Aynı boya başka markaya da vurursun. Ama elmanın boyası elmaya kullanılan elmanın kimliğidir. Ayvaya vuramazsın bunu. Hep değişiyor abi elmadaki boya. Hep değişiyor çünkü 276 tane var. Boya, koku, tat, renk kimliktir. Balık kokusu. Balığın kimliğidir. İstavritin kokusuyla hamsinin palamutun kokuları farklıdır. Etin kokusu. Patates kızartmasının kokusu, bebeğin kokusu, esinekim elvanikum. Herkesin lisanları, sesleri farklıdır, kimliktir. Bakın elmanın rengi, arabanın boyası arabanın kimliği değildir. Audi'ye vururlar siyahı, Mercedes'e de vururlar, Renault'e de vururlar. Ama elmanın rengi desin o elmaya aittir. Ayvaya vuramazsın, vurulmaz, muza vurmaz. Renk aynı zamanda onun kimliğini gösteriyor. Bu teknolojiye bak şimdi. Beşer'de böyle bir şey yok, yapamıyor. Bu Audi'ye has bir kimliktir. Yok, hepsi kullanıyor. Senin kimliğin mesela boya, sana ait. Sen o kafanın derisini başkasına taksan tuhaf olur, olmaz. Çünkü senin mimiklerin seni tarif ediyor. Bir saat oldu mu? Bakayım. Gerçekten Salih'le Murat'ın kafalarını değiştirsen şöyle. 49 dakika. Kesinlikle uyumuyor değil mi abi? Nasıl?
sadece diyorum yani kafalar şöyle kereler değiştirsen o bedene bu kafa olmuyor. Yani. Olmaz mesela. Yani. Neye benziyor biliyor musun? O kele o beden hakikaten. Aslanın ruhunu koyunun içine koysan, koyunun ruhunu aslana koysan ne olur? Şimdi koyun ruhu ruhtur. Mehehehe yapacak. Ulan aslanın cesedinde mehehehe ses yakışmıyor. Ayıp olur. Tabii aslan o şeyde. Şimdi aslanın ağzı parçalayacak ama o cesette, aslan cesedinde koyun var. Otlamak isteyeceğim. Ot nasıl koparacak o dişte? Ot koparılır mı? Aslanın ruhunu da koyuna koyduk. Parçalamak ruhu var. Dişi müsait değil. Pençesi müsait değil. Yapacak. O cesette olması lazım. Yani yer değiştir. Altı suluyor ya. Hatta kendini değiştirsen evde ayrı, burada ayrı. Aynı yap bakalım. Evdeki davranışınla buraya getir bakayım. Burası nasıl oluyor? Çok tuhaf ya. Hayvan her yerde hayvandır. Ama insan her yerde insan değil. Bazen hayvanlık yapar. Bazen odunluk yapar. Bazen kemalatlık yapar. Bazen alimlik yapar. Bazen bilmem ne. Yani evde, yatakta, iş yerinde, sokakta ayrı ayrı kimlik sergileriz. Hepsi de hep biziz. Bu değişkenlik nasıl, niye oluyor abi böyle? Ruhun kemalatındandır. Ya mesela şimdi müşteriye baktığımız ses tonu. Evet buyur diyorsun. Burada farklı mesela. Evet. Eve girdiğim zamanki halim ben başka. Hani oradaki halim. İşte mesela ondandır ki insan 18 bin alemi her an yaşıyor. Sığırın hiç gördün mü moralı bozuk panik atak? Bugün kafam bozuk. Bugün kafam bozuk. Vermiyorum lan bu gözü. Vermiyorum. Tamam. Demez yani. Vahir de vahir menilhamdülillah ve filalemin. El Fatiha.